Niye bu kadar ara veriyorsun dizilere? Şahane Hayatını bir oynadın, ortalık birbirine girdi. Ben artık görüyorum ya arkadaşlar, öyle 5 bölüm gelmiştim, sakin olun ben gidiyorum yazıyorsun ama kimse ikna olmuyor. Geri dön, geri dön ki çok haklılar. Evet, ne oldu? Yani çok yılbaşının ertesi günü bir telefon geldi menajerimden. Yani çok apar topar oldu. Niye olmuyor? Aslında biraz seçici davranıyorum galiba. Eskiden daha gençlik, daha enerjimiz fazlaydı. Bir de iş konusunda da hani hep aynı şeyleri tekrarlamak biraz yıprattı beni. Daha farklı projelerin içinde, daha farklı karakterleri canlandırmak istiyorum. Hepimiz gibi aslında. Tabii. Hepimizin ortak bir problemi bu. Aynen. Dolayısıyla biraz uzak kaldım gibi oldu ama her şey birbirini tetikledi. Yine o pandemi falan, pandemi döneminde çünkü ben bayağı etkilendim açıkçası. Hı-hı. Hatta çalışanları nasıl çalışıyorlar falan diyordum. Neyse sonra toparladım onu da. Bir dengeye oturttum ama bayağı bir uzun süre olmuş. Evet, çok. Ben de bayağı bir kapanmışım. Ben de farkında değildim aslında. Sonra böyle bir anda bir telefon gelince o anda karar vermek zorunda kaldık bir de. Tamam. Çünkü ertesi gün sete gideceğiz yönetmen. Bayağı yani çok hızlı oldu. Hakikaten çok hızlı oldu. Aslında iyi de oldu belki. Tamam. Çünkü belki yine gitmeyecektim ama kedilerim var ama onlar var ama işte şu işim var, ne yapayım ne edeyim durumlarına girseydim zor olacaktı. Bir de nasıl olsa konuk oyuncuyum, hani bir müddet oradayım ve nasıl olsa döneceğim, başı sonu belli diye. Ama çok iyi geldi bana çünkü karakteri çok sevdim. Ekip zaten çok tatlıydı gerçekten, hepsiyle çok rahat çalıştım çünkü hiç öyle bodoslama bilmediğim bir setin içine aslında ben de ilk defa girdim. Hep başından beri olduğu için. Ama güzel, eğlenceli de bir işti. Güzel oldu. Bana devamı da iyi geldi. Devamı gelmeyecek mi? Kesin bilgi mi bu? Karakter bitti benim mi? Bildiğim kesin bilgi. Zaten öyle bir yani konuk oyuncuydum. Ne hissettin bu kadar zamandan sonra dönmek, nasıl geldi? İyi geldi. Arkanı dönmeden geri mi döndün yoksa? Yok yani. Gidiyorum arkamı ben dönmeden evime. Geri döndüm tabii mecburen. Öyle bir programım ortadaydı zaten. Yani başı sonu zaten belli olduğu için öyle bir endişe ya da herhangi başka bir şey yaşamadım. Hayır, hani aslında. Hazır buraya gelmişken varsa senaryo okuyayım falan duygusu oldu mu sende? Ya okuyorum aslında senaryolar tabii ki ama işte yani kısmet. İçine bazen sizliyor. De. Yani evet, Sinan bir şey olsun istiyorum artık Ceyda. Şimdi tabii şöyle bir izlenim oluyor İstanbul dışında yaşayınca. Nasıl İstanbul'da çalışacak? Nasıl olacak? Ama burada ben gidip gelen biriyim. Zaten burada evim var. Sadece şu anda işte kentsel dönüşüm meselesi olduğu için yakın bir arkadaşımda kalıyorum diyeyim. Tamam. Yani gidip geliyorum, onunla da sıkıntı olmuyor. Yani ailem de var burada nitekim. Yengemler falan, hani bir yanı arkadaşım var. Umarım kısa bir süre içinde de zaten o inşaat evin bittiğinde biter. Zaten evimde olmuş olacak. Onun için bir sıkıntı yok. Evet, tamam, süper o zaman. Evet, yani şehir dışı işlere de gidiyoruz sonuç itibarıyla. Kesinlikle.